Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, dünya belediyelerini İsrail'e sessiz kalmamaya çağırdı. Dünya Belediyeler Birliği ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'nın ev sahipliği yaptığı UCLG Ana Tüzik Komitesi toplantısında konuştu. 1947 öncesi Filistin haritasını göstererek dünya belediyelerine seslenen Başkan Altay, hiçbir insani hakka erişimi olmayan insanların suyunu kesiyorsunuz, elektriğini kesiyorsunuz, hastaneleri ve okulları bombalıyorsunuz. Hiçbir sivil ayrımı yapmadan uçakla ve topla adeta çocukları katlediyorsunuz. Biz buna mı ses çıkarmayacağız? Yarın bundan utanmayacak mıyız? Dedi. Gazze'ye İsrail tarafından 19 gündür su verilmediğini ve insani yardımın ulaşmasına engel olunduğunu kaydeden Başkan Altay, Gazze'de binlerce çocuk, o çocukların anneleri binlerce ton bomba altında öldürülüyor. Buna mı sessiz kalacağız? Yapılan hiçbir şey insanların toplu cezalandırılmasını gerektirmez. Bu kadar baskı, bu kadar zulüm Orta Doğu'ya asla barış getirmez. İnsanlar ne yaparlarsa yapsınlar, etrafını kapatıp, tecrit edip, suyunu, elektriğini keserek hastaneleri bombalayamazsınız. Çocukları öldüremezsiniz. Buna hiç kimsenin hakkı yok. Lütfen size dayatılanla değil, medyanın size gösterdiğiyle değil, vicdanınızla hareket edin diye konuştu. İçimiz acıyor, içimiz kan ağlıyor. Ama soykırıma uğrayan bir halkın daha duyarlı olması gerekirken bunu adeta bir soykırım yapma hakkı olarak görmesini esefle görüyoruz. Gazze'de 2007 yılından itibaren insanların denizden ve karadan abluk altında olduğunu, hiçbir insani hakları olmadığını Gazze'de söylenen bir kelimeyle anlatabiliriz. Gazze'de doğan, Gazze'de ölür. Biz buna karşı çıkmayacak mıyız? Biz buna sesimizi yükseltmeyecek miyiz? İnsanların mescitlerinde ibadet hakkını bile ihlal eden bir yönetime ne yapmasını bekliyoruz? Mescitlerine bile aranarak giren, 65 yaşın altında insanların cuma namazı için bile mescide alınmadığı bir yerde Filistinlilerden ne yapmasını bekliyoruz? Her gün Filistinlilerin evlerine el koymaları, topraklarına yerleşmeleri ve artık kendi içlerinde bile bir yere gidemez haleleri gelmeleri karşısında Filistinlilerin ne yapmasını bekliyoruz?